Gençler, herkese selam. Kanala hoş geldiniz. Bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dayım. Burada yaklaşık bir 2-2,5 günüm var. Gelir gelmez eşyalarımı hostele bıraktım ve buradaki egzantrik park olan Süper Kilen'e geldim. Burası gördüğünüz gibi aslında paralel ama bir o kadar da yamuk bir park. Böyle değişik çizgilere sahip. Bu park 3 bölümden oluşuyor. Burası Black Market, yani kara borsa parkı. Bu arkaya baktığınızda ise yeşil parkı görüyorsunuz. Burada genellikle insanların köpeklerini gezdirip yürüyüş yaptığı yer. Kara borsa parkın arkasındaki park ise, yani şu ilerideki park ise Kızıl Park, Kızıl Meydan olarak geçiyor. Burası da modern hayatı temsil ediyor. Bu bulunduğum yer ise normal klasik meydanı temsil ediyor. Gençler, buradaki parkın özelliği 60'tan fazla ülkeden o ülkeye ait özel nesneleri alıp ya da birebir kopyasını yapıp bu parka koymuşlar. Ve yaklaşık 100'den fazla burada nesne var. Mesela burada bir tane çeşme var. Bu çeşme Fas'tan kopyalanmış. Gördüğünüz gibi tek yıldız var. Fas'ın bayrağını temsil ediyor. Şu karşı tarafta ahtapot var. Bu Japonya balık pazarlarından getirilmiş canlı ahtapot. Oranın bir nesnesi diye. Mesela burada palmiye ağaçlarını görüyorsunuz. Bu ağaçlar Japonya'dan getirilmiş. Böyle değişik değişik birçok nesne var burada. Burası Kızıl Meydan kısmının girişi. Bu girişte şöyle bir tabela görüyorsunuz. Bu parkta bulunan nesnelerin nerede ve nerelerden getirildiğine dair. Burada bakabilirsiniz eğer merak ettiğiniz bir ülke ya da nesne varsa. Mesela az önce gösterdiğim nesneler burada Siyah Park'ın içindeydi. Yine burada açıklamalarını bulabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki madem Anıl 60 ülkeden eşya getirilmiş, nesne getirilmiş, bizim ülkemizden hiçbir şey yok mu? Tabii ki var. Kızıl Meydan'ın bu köşesine geldiğinizde hemen burada Alanya'dan getirilen fitness ekipmanlarını görüyorsunuz. Yani bildiğiniz Türkiye'nin her yerinde olan teyzelerimizin, amcalarımızın, hatta küçük çocukların, gençlerin bile oynadığı, kullandığı burada fitness ekipmanları var. Bizim ülkemizden bu ekipmanlar getirilmiş. Tabii bu boks sahası değil, bu başka bir ülke. Gördüğünüz gibi burada 3-4 parça ekipman var. Bunların hepsi Türkiye'den getirtilmiş, Alanya'dan. Böyle değişik bir park. Burada pembe, kırmızı ve turuncu renkler hakim genel olarak. Yani insanlar tarafından da kullanılıyor. Parkta gezerken bu oyuncak ilgimi çekti. Fil kaydırağı ismi verilmiş buna. Bu Çernobil'den getirilmiş, Ukrayna'nın Pripyat kentinden. Büyük ihtimal kopyalanmış, birebir getirildiğini düşünmüyorum çünkü nükleer felaketten dolayı. Çok fazla soğuk yok ama aşırı bir rüzgar var. O biraz rahatsız ediyor. Bu parkın bulunduğu alan Norebro diye geçiyor. Yani Norebro aslında Kopenhag'a gelen mültecilerin ilk yerleştiği yer olarak söyleyebilirim. Tabii ki mülteciler ilk geldiği zaman burada gerçekten sorunlar çıkarıyorlarmış. Bu size gösterdiğim parkın alanı aslında kapatılmış. Mülteciler burada toplanıp eylem yapıyorlarmış. Daha sonra hükümet düşünüyor ki burayı güzel bir parka çevirelim. Hem de birlikte olduğumuzun mesajını verelim. İşte böyle 60 ülkenin nesnelerini birleştirip böyle bir hale getirmiş. Tabii ki burayı güzelleştirmekle kalmamış. Buranın tasarımı o kadar güzel ki birçok turiste neredeyse ilk geldiğinde hemen buraya gelmeyi istiyor. Hem fotoğraf çekinmek için hem de atmosferi güzel olduğu için güzel bir seçenek bence. Siz de gelebilirsiniz. Ayrıca duvarlarda böyle sokak aralarında çok güzel grafitiler de var. Buraların fotoğraflarını çok güzel çekebilirsiniz. Gençler, şimdi Süper Kilen Parkı'na çok yakın olan Banana Park'a geldim. Bu Banana Park'ta fotoğraf çekebileceğiniz çok güzel alanlar bulabilirsiniz. Duvarlarda harika grafitiler var. Bunları kaçırmayın. Çoğu yerde yazmıyor. Bilginiz olsun. Gençler, şimdi Kopenhag'daki Asistan Mezarlığı'na geldim. Yine bir şehir, yine bir mezarlık. Artık bu bayağı bende rutin oldu. Her gittiğim şehirde mezarlığa gidiyorum. Bu mezarlık da yine daha önce Paris'te gittiğim gibi, Ukrayna'da gittiğim gibi
gerçekten çok güzel ve sanatsal açıdan çok değerli bir mezarlık. Ama buraya girme sebebim bildiğiniz gibi Andersen masallarıyla ünlü fable yazarı Hans Andersen araştırmalarıma göre burada yatıyormuş. O yüzden onun kabrini görmek istedim. O yüzden geldim. Fakat şöyle bir şey var. Burası Kopenhag yerlileri için çok da bir mezarlık duruşunda değil. Çünkü bu mezarlıkta insanlar köpeklerini gezdiriyor. Koşu yapıyor, bisiklet sürüyor. Bunlar için normal bir tabiat parkı gibi artık bu mezarlık. O yüzden çok da fazla hareketlerinize dikkat etmenize gerek yok. İstediğiniz her şeyi bu parkta yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi insanlar bayağı rahat rahat dolaşıyorlar. Araştırmalarıma göre burada bir krematoryum da vardı ama haritada bulamadım. Buradaki yerlilere de sordum fakat onların da bir bilgisi yok. İnsanlar Hans Andersen'i kolayca bulabilsinler diye mezarlığın içine böyle tabela yapmışlar. Şimdi böyle patika yolu takip ediyoruz. Hemen tabelanın olduğu patikayı takip ettiğinizde burada Hans Christian Andersen'in kabrine ulaşıyorsunuz gençler. Mezar taşına yazar Hans Christian Andersen olarak yazılmış Dick Tier'in La Fontaine'den sonra burayı da görmüş oldum. Şimdi biraz daha şehir merkezine doğru iniyorum. Kopenhag'ın bu bölgesi demiş olduğum gibi birçok mülteci tarafından tercih edilen bir bölge. O yüzden Türk restoranları falan bulmanız çok olası. Türkçe konuşan da bulmanız çok olası. Aklınızda bulunsun. Gençler burası Sol Kanalı. Şehir merkeziyle Nordebro bölgesini birbirine bağlayan yerde kalıyor. Çok güzel kuzey havası alabileceğiniz bir yer. Ve aynı zamanda güneşin batışı da çok güzel izleniyor. Bilginiz olsun. Gençler şimdi King's Garden olarak adlandırılan kralın bahçesine geldim. Kral bahçesi yani. Bunun özelliği 17. yüzyılda normalde kraliyet sarayındayken kral canı barbekü çektiğinde ya da biraz şehirden uzaklaşmak istediğinde, kafa dinlemek istediğinde buradaki Rosenborg Sarayı'na gelirmiş. Rosenborg Sarayı bu karşıda görmüş olduğunuz saray. Sarayda da barbekü yapacağı zaman ya da dolaşmak istediği zaman bu saraydan böyle iner. Kendi bahçesine gidermiş. Burası kocaman büyükçe bir bahçe. Rosenborg Kalesi'nin çevresinde böyle bir kanal çevreliyor. 360 derece böyle çevresinden dolanıyor kalenin. Gerçekten dışarıdan çok ihtişamlı gözüküyor kale. Gençler şimdi Kopenhag'ın en turistik yeri olan Nyhavn'a geldim. Yani burası Türkçe yeni liman demek. Hem Kopenhag'ın gece hayatı nasıl oluyor hem de bu ortamı görmek için buraya geldim. Yarın sabah da büyük ihtimal ilk işim buraya gelmek olacak. Çünkü dediğim gibi burası çok turistik bir yer. Sağlı sollu çok pahalı restoranlar ve tekne turlarının kalktığı yerler yine aynı şekilde burada. Eğer limanda iyi bir fotoğraf çekilecek yer arıyorsanız gençler, şehir merkezinden limana doğru gelirken ki bu ilk köprüyü tercih edebilirsiniz. Genelde insanlar burada duruyor ama bence buranın perspektifi daha hoş. Burayı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda gündüz de yine buradan çekebilirsiniz ya da limanın başlangıcında da yine böyle bir köprü tarzı iskele yapılmış. Oraya da tercih edebilirsiniz. Buranın hem gecesi hem gündüzü gerçekten denildiği gibi güzel. Restoranların bulunduğu yerin karşısına geldiğinizde yine çok güzel fotoğraf çekinebileceğiniz yerler var gençler. Gençler eskiden bu gördüğünüz liman 10 numara ticaret ve genel ev merkeziymiş. Ticaret bittiği zaman bile yine genel ev olarak kullanılmaya devam etmiş. Günümüzde tabii hükümet önünü alamayınca buraları restoran
ve işte turistik bir mekan olarak değerlendirmeye karar vermişler. Bu limanın arkası böyle bir meydan. Meydandan limana ulaşıyorsunuz. Ama bugünlük videoyu sonlandırıyorum. Çünkü hem 14 saatlik, 15 saatlik bir yoldan geldim. Hem de iyi bir uyku uyuyup yarına daha güzel şeyler çekmeye planlıyorum.